Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne yapacağım bugün? Nasip olursa arkadaşlar şöyle börek yapacağım. Şura. Şöyle dolmazca yarım bardaktan bir tık yağım var arkadaşlar. Normal yemeklik yağı. Buraya da arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum ama şimdi ben ölçtüm. 6 su bardağı un var arkadaşlar. Şuraya da bakın bardağımın içine de yemek kaşığına bir kaşık kuru maya attım. 1,5 kaşık da toz şeker attım. Unumun içine de biraz tuz attım arkadaşlar. Şöyle buraya da bir bardak su bardağına süt koydum arkadaşlar. Bir bardak da ılık, yani sıcak su koydum. Benim sütüm dolaptaydı, buzdolabındaydı. O yüzden ben sıcak su koydum, ayarladım yani. Elim temiz arkadaşlar. Şimdi ben önceden ısladım. Mayamı şöyle ilave edeyim hamurum içine. Abdullah televizyonun sesini kız. Yumurta atmayın arkadaşlar. Şöyle yağım da dokuyorum. Ben bunu güzelce gelen yoğurayım arkadaşlar. Cıvık bir hamur yoğurcum. Arkadaşlar şöyle cam tepsimin içine de 1,5 su bardağı sıvı yağ kullandım. Yarısı da burada hatta. Şöyle elimi yağlıyorum arkadaşlar. Az bir şey böyle yumrukluyorum yağına. Arkadaşlar şu kadar yine çay bardağımı doldurmadım. Sütte su kullandım. Dur, telefonu gene oyna diyorsun Abdullah. Abdullah'ın bugün gezisi var. Çünkü göndermedim okula. Şöyle elimi sokayım arkadaşlar. Aviş, bacık, budat. Tavuklar da dışarıda. Bir tanesi şuraya, şuradaki eve gelmiş. Bahçede kovaladım ona. Şöyle yerlerini artık çok iyi biliyorlar. Buradan çıkıyor, koşa koşa geliyor. Buradan direkt koşa koşa şuradan giriyor. Kümesine giriyor. Bugün annem de bizi çok güldürdü. Hava bugün... Tabağımın içine şöyle elimi yağlıyorum. Şimdi ufak ufak pezleri ayıracağım arkadaşlar. Hamurumu cıvık demek. Şöyle bakın. Hamurum bu elde arkadaşlar. Bakın. Yumuşak da değil, katı da değil. Tam kararında hamurum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Ne yapıyorsun sen? Bunu ben de bilmiyorum şimdi. Şöyle bir börek yapacağız. Bakalım nasip olsa olur. Şöyle arkadaşlar. Uzunlamana şöyle pezi yapıyorum. Şöyle. Yağımın içinde. Sofra kurmadım arkadaşlar. Tezgahın üstünde de yapmak istemiyorum. Tezgahımı görüyorsunuz. Yani söylememe gerek yok. Beni takip edenler, beni izleyenler, seyredenler biliyorlar yani. Allah razı olsunlar. Baba koya gitti. Değil mi oğlum? Eşim koya gitti arkadaşlar. Boyuklarda çalışmaya gitti Abdullah'ın şeyden kızdan abisi. Biz paşamla evdeyiz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyorum ben.
arkadaşlar. Çünkü Esma'm da böyle oradaki artanlar o günkü börekleri falan götürüyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Patronu veriyor. O yüzden ben fazla hamur işleri yapmıyorum arkadaşlar. Dayanamıyor musun oğlum? Şey yapamıyor musun? Heh. Yaslanıyorsun ya. Bana. Arkadaşlar güzelce gelen böyle pezledim. Ben bunu şimdi 40-45 dakika böyle mayalandıracağım. Onu da söyleyemedim. Tepside arkadaşlar. Böyle aynı şekilde. Üzerine güzelce gelen poşet geçireceğim. Poşetten güzel bağlayacağım. Jiletim yok arkadaşlar. O yüzden 40-45 dakika bunu böyle yoğun içinde mayalandıracağım arkadaşlar. İnşallah tekrar görüşürüz. Bostanıma ineceğim. Soğan dikeceğim. Belki onları da sizlere gösterebilirim. Çekebilirim. Abdullah'ın koyunu yapabilsem arkadaşlar. Bakalım inşallah nasip kısmet değerli takipçilerim. Arkadaşlar güzelce gelen bakın. Pezilerim. Çok güzel mayalanmış arkadaşlar. Bakın puf puf. Bakın. Bostanlı soğanım falan diktim arkadaşlar. Sizlere çekemedim, gösteremedim. Çünkü yağmur yağmaya başladı. Abdullah da dedi anne bir takipse verdi inşallah gösteririz abilerime ablalarıma dedi. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Şöyle biraz da ıspanak topladım yine. Bakın arkadaşlar ufak ufak. Şöyle. Dedim onları da artık ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Of vallahi hiç iş bitmiyor arkadaşlar ya. İnanır mısınız? Çamaşır az. Yıka. Biraz burayı topladım. Bunlar katlanacak yerlerine konacak. Bir de benim adam senenin izine çıktı arkadaşlar. Onun da iş arabalarını falan yıkadım. Onunla da şöyle sepete katladım. Böyle balkon temizlenecek. Üff. İş bitmiyor. Allah'ım sağlık olsun gene arkadaşlar. Hepsi olu biter. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu köşeye bakın hemen sizlere. Şu koşuya arkadaşlar şey yaptım. Benim büyük oğlan Rocco mudur nedir onu çok seviyor. Onu ektim oraya az bir şey. Şöyle şuraya da soğan diktim arkadaşlar bakın. Şöyle kenarlarda ıspanak, küçük ıspanaklar vardı işte fidelerini. Onları fideledim. Böyle işte arkadaşlar ya. Şu koşuya da işte oraya da ıspanak ektim yine. Birkaç tane şu koşuları da bakın karamancar fidesi soktum. Oralara diktim yani. Biz de soktum derler. Diktim arkadaşlar. Böyle işte. Oralar işte öyle öyle. Arkadaşlar. Şu onları da mancar tohumu bıraktım işte. Şu çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Ya bakın. Şuradaki o çiçek açmaya başlamış. Ben şunlar da yok da. Böyle işte arkadaşlar ya. Hayda nasıl alacaktım dersen. Önemlisiz yağmur bir geldi. Alamadım. Nasıl çıkacağım bilemedim. Kıraç alamayacağız şimdi arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Gübre de attım. Hayvan gübresi de attım diplerine ama. Bunlar coşmuyor arkadaşlar ya. İnşallah coşar. Şartlar bundan sonra da. Şöyle benim adam oralara bezelleri de bakadı. Şey dayaklayamadım ben. Oranın altı yok arkadaşlar. Gayramsı hiç toprak yok. Artık onları nasıl yapacağız bilmiyorum. Dayakları iple bağlayacağım dedi. Ancak öyle buldunuz dedi. Böyle arkadaşlar. O gübreleri yayma yapmayacağım. Biber fidesi, biber diktiğim zamanlarda işte diptene dokma yapacağım arkadaşlar. Şuralarda işte morularım kaldı böyle. Oradaki o sarılar ne dersin sorarsanız onlar da lahana yaprağıydı arkadaşlar. Benim adam pazardan götürdüm topladı tavuklar için. Tavuklar da yemedi onları. Az ben de öyle kenara döktüm dedim gübre olur. Böyle işte arkadaşlar. Bostanımda fazla bir şey kalmadı artık. Yeter daha ne olsun. Çok şükür Allah'ıma. Oralar falan kazacak arkadaşlar. Daha ben kazanım yani benimle kazanacak. O yüzden
Eşim de kaç güne kadar köye gitti. Pazartesiye kadar gelemiyor herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum, pazar günü de benim kontrolüm var. MR'a gireceğim arkadaşlar. MR çekilecek. Sol dizimde. Ona göre de doktor MR'a bakacak. Sonuçlara yani. Ameliyat yani. Pazar günü saat 10.30 gibi arkadaşlar. Artık oğlum götürecek beni. Oğlan götürecek. Yani oğlanla gideceğim. O yüzden eşim gelemiyor yani köylerde. Böyle işte arkadaşlar. Görevimizi yapmaya çalışalım. Bakalım bakalım inşallah. Arkadaşlar sofram temiz. Şimdi şöyle soframı yağlıyorum. Bakın şöyle. Gülsen ama içindeki harcını yağlamadı. Arkadaşlar soframı güzelce gelen sildim üstünü. Yağladım. Şuraya da kaşar peynirinden beyaz peynir. İkisini bir karıştırdım. Şöyle arkadaşlar. İnanır mısınız? Gezilerim çok güzel oldu. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ellerim tertemiz arkadaşlar. Arkadaşlar sofram tertemiz. Üstünü yağladım. Şöyle bezimi alıyorum. Bakın. Şöyle güzel tellerini açacağım. Yağmur yağdı ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle kenarını şu peynirlerimden dokuyor. İçine koyuyorum yani. Bakın az koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Kapı uçtu sandım arkadaşlar. Şimdi bakın. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bunu da aynı şekilde
ıslanıp da güzel gidiyor. Buna da arkadaşlar spanaj şimdi temizlemesi lazım. Yıkaması, temizlemesi. O yüzden arkadaşlar hiç önemli değil. Arkadaşlar tepsime güzelce gelen böyle çiziyorum ben bunları. Benim bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Büyük şeyim yoktu. Cam tapam böyle yani geniş yok. O yüzden ne kadar büyük olursa o kadar güzel oluyor ama biraz sıkışık oldu. Bezlerim yapışmış ya. Ne kadar da yağlı da olsa, yağlının üstünde de içinde de olsa. Ben bunu davul fırında pişireceğim arkadaşlar. Yakmadım ama akşamdan akşama yakıyoruz arkadaşlar, soğuk var o yüzden sahura kadar yanıyor yani. Arkadaşlar kıymalı şeyim, pardon, peynirli harcım bitti benim. Şöyle bir tane kıymalı yaptım.
Şöyle arkadaşlar, yani bir tane daha yapacağım şimdi. Şöyle kıymadan koydum. Az bir şey de peynir koydum içine. Şöyle arkadaşlar bakın. Arkadaşlar tersini böyle bu şekilde bakın arkadaşlar böyle bu şekilde şunlar kıyma üstündekiler. Buna şimdi bir tane yumurtanın sarısıyla az bir yoğurt beraber çantası yapacağım arkadaşlar. Üstüne sürecek. Şöyle arkadaşlar bakın az bir şey yok koydum. Şöyle arkadaşlar bakın telefonu şeyden almak. Arkadaşlar şöyle bakın böreğimin hali son hali. Yani bir daha pişmedi. Bu biraz daha dinlensin arkadaşlar. Bakın çok güzel kabarıyor arkadaşlar bakın. Bakın. Bu dinlensin. Şurada bir tane iki tane pezim arttım. Şunu bir tanesini peynirli yaptım. Az bir peynir aldım. Şunu da şöyle sade yapacağım arkadaşlar. Tavamda yapacağım. Ekmek tavamda. Şöyle. Bakın. Tavamı da ocağın üstüne koydum. Bu kızsın arkadaşlar. Nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle çevirelim bakalım. Altını yavgatmadım arkadaşlar. Bakın kabarıyor zaten. Oh. Yavlamayacağım arkadaşlar. Geç altına az bir yağ dokuyayım ben bunu ya. Şöyle. Bardakta yoğunmadı zaten. Az bir yağ attım arkadaşlar. Böyle yapalım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar böyle de güzel oluyor ha. İnanır mısınız? Tavada da güzel oluyor. İçine peynir koyup sonradan aynı şekilde açıp da arkadaşlar güzel oluyor. İnanır mısınız? Bakın. Sadesi pek hoşuma gitmedi ama peynirisi güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Alt üstü kızarttım. Şöyle kapatayım altını. Tamam soğusun. Ay yanama. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Tel tel. Bakın sıcak ama bu da güzel oluyor bakın.
peynirlisi içine şey daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu daha hoşuma gitti. Bilmiyorum artık. İnşallah bir takip sever de böyle yapmayı düşünüyorum. Tavada bakalım nasip olursa arkadaşlar. Bakalım bir de öyle deneriz. Ben şimdi davulumu taktım. Isıttım yani. Şöyle şimdi tepsimi götüreyim davulumu içine. Ay. Benim sonum ameliyat arkadaşlar. Ay, yapacak bir şey yok. Davulum da kızmış arkadaşlar. Şimdi süreyim içine. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım beni utandırma. Benim elim değil Fatma Hanım'ın eli Allah'ım. Şöyle arkadaşlar bakın sürdüm. Ay. Pissin arkadaşlar. İnşallah görüşürüz pişince. Nasip olursa arkadaşlar. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ay bakın arkadaşlar. İnanır mısınız? Çok güzel oldu. Oo. Bakın. Az daha şu üst tarafını kızartacağım arkadaşlar. Bir dakika daha koyacağım. Ondan sonra alacağım arkadaşlar. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. İnanır mısınız? Çok güzel oldu arkadaşlar. Fişim çekeyim de olmuş şimdi. Şurası yanık gibi gözüküyor ama arkadaşlar yanık değil, çok kızarmış. Abdullah, bıçak getirsene bana oğlum. Şöyle bir deneyelim bakalım bakalım. Ay benim bacağım gidiyor. Benim bacağım gidiyor. Şey o şey bıçak oğlum. Büyük bıçak, büyük bıçak. Yok anne, ver. Bakın arkadaşlar şöyle keselim şimdi. Mi? Kesebileceğim kes. Hadi. Bismillah de. Şöyle çarpma kes. Yumuşacık. Şöyle oğlum şeyi olacaktı mı? Bizim tahta parçamız şey nerede? Ekmek çevirdim benim kuruyum nerede? Bilmiyorum ki. Makine dedi herhalde. Çıkarttın mı? Çıkart. Öbür türlü şey dedi. Şöyle bak. Şöyle. Hmm. Anacığım. Aha. Gelmiyor ki. Gül gülü lan. Yapıştırmış mı da yana? Dur. Hı. İyice kesmemiş oğlum. Değil mi? Şöyle. Elimiz süresin lan. Biberi kesemediz derler bize şimdi. Abileri ablalar biberi yapamadız diyecekler bize. Burası mı? Sıcak sıcak. Evet. Koy. Bakın arkadaşlar. Aynen. Dediğim gibi iki tanesini kıymalı yaptım. Onu götür de şuraya koyalım. Peynirli harcım yetmedi. Arkadaşım. Bakın. Çok güzel olmuş. İnanır mısınız? Bakın altı da böyle. Altı da çok güzel kızardı. Abdullah bugün yine niyetli değil. Dediğim gibi bedeni var yavrumun. İki gün salı çarşamba. Bakın arkadaşlar. Puh puh. Çok güzel oldu. Altı da böyle bu şekilde. Sıcak da. Böyle değerli takipçilerim. İnşallah beğenirsiniz. Beğenip izlersiniz beni. Arkadaşlar sayenizde abonem sayım 800'e ulaştık. Çok şükür Allah'ıma. Gösteren Allah'ıma binlerce binlerce şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım ne muratlarınızı verse versin. Şu mübarek ayda arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah razı olun.
Yani başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Beni savunuza savunuza öneriniz. Yani abonemim ben de doldururum. İnşallah inşallah ben de bundan yani YouTube ailemden 3-5 kuruş para kazanırım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışamıyorum. Hayır, kendimi acındırmak da bir şey değil. Asla asla arkadaşlar. Benim de yani çoluk çocuğuma az bir katkım olur arkadaşlar. Evdeyim nasıl olsa. Yani ayrı bir şeyim yok. Ayrıca hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben bunu bugün video çekeceğim de şunu yapayım diye bir şey yok. Evimde ne yaparsam odur arkadaşlar. Günlük hayatım sizlere. Benim evim böyle bu şekilde. Ha, kendi evim değil. Ama tabii ki sonuçta para veriyorum. Az da olsa çok da olsa. Kendi evim sayılır arkadaşlar. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ımız bundan aşağı etmesin. Kurban oldum Allah'ım. Beterin beteri var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben elimden geldikçe sizlere video atacağım. Tabii ki böyle ara oluyor. Bir gün atamıyorum. İki gün atamıyorum. Ağrım oluyor arkadaşlar. Bu arada da Abdullah Paşa'mın geçen hafta sınavları vardı. O yüzden atamadık. Bir de internetimizde bir sorun oldu arkadaşlar. İnternetimizde hiç çekmiyor. Altyapıdan mı kaynaklanan bir şey bilmiyoruz. Hatta oğlum da daha işte büyük oğlum kotayı da yani yükseltti ama anlayamadık arkadaşlar. Böyle değerli takipçilerim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Çok sağ olun. Allah razı olun. Kendinize çok çok dikkat ediniz arkadaşlarım. Değerli takipçilerim hayırlı akşamlarınız olsun.